Şimdi Özgür'ün kitabından hemen böyle açtım. İşte mesela başlık. Kadınlar en çok neye dikkat eder diye bir başlık açmış. Kalça filan. Özgüven. Kadınların erkeklerde en çok etkilendiği şey, tüm araştırmalarda özgüven çıkıyor. Kadınlar dik ve rahat yürüyen, gözlerini kaçırmayan, düzgün ve iyi diksiyonla konuşan erkekleri özgüvenli buluyor. Araba, ev ve aksesuar da gene erkeği özgüvenli gösteren şeyler. Ama özgüven bir algıdır, yönetilmesi gerekir. Saç. Hangi saç stilinin daha çekici olduğunu bilmiyoruz. Farklı araştırmalar var. Bu algı daha çok döneme ve trende göre değişiyor. Undercut, uzun saç, asker tıraşı, her birinin başka bir ya da Mohikan şu anda. Mohikan, evet. İyi dedin. Tek bir noktada birleşiyor kadınlar. Saçlar bakımlı ve gür olmalı. Orta çağda uzun saçlı erkeklerin trend olmasının sebebi bu. Uzun ve gür saçlar aynı zamanda doğurganlık göstergesi. Aynı şey erkekler için de geçerli. Uzun saçın erkeklere çekici gelme sebeplerinden biri de bu doğurganlık mevzu. Burada kelleri çok fena gömmüşsün. Keller bugüne kadar sürekli olarak testosteronum fazla, evet. Abi o yüzden döktüm saçlara abi. Ama onun açıklaması da var. Fazla testosteron zaten saç döker. Evet. İşte ama onlara kadınlar anlamıyorlar onu. Bunu... Ne münasebet. Lilith kızları onun da seveni vardır mutlaka. 7 kilometre öte. Ama şey var yani, o perukların filan sebeplerinin hepsi aslında oradan geliyor. Ya bu değişken bir şey aslında. Hayır, o bu çağa göre yani çağ... tamamen tabii ki. Yani. Peki, bazı şeyler mesela ses tonu. Mesela ben hep böyle saç seviyordum. Şimdi öyle seviyorum ama çok gür değil saçım. Yapamıyorum. Yani tamam saçım var, kel değilim ama yapamıyorum. Mesela ben en çok sevdiğim model adamın saçı mesela. Evet. Böyle ama olmuyor, yapamıyorum yani, gür değil, zamanı geçmiş. Şimdi bana göre bu zamanda bu iyi bana göre. Ama... Ya bu şey gibi aslında hep yani burada çok antropolojik konular var. Hani biz bir şeye karar verdiğimizi zannediyoruz ama beynimizin arkasında çok çalışan böyle devasa bir mekanizma var. O bakıyor böyle, diyor ki ben bununla bir ilişkiyi sürdürebilirim. Niye? Çünkü o partneri aslında kendi seçiyor. Bakıyor bu doğurgandır diyor. Bu işte bu aileyi hayatta tutabilir diyor filan. Aslında hani orada anlatmak istediğim şey o. Yoksa çocukluk travmanı modaya... tetikliyorsa anında düşüyorsun. İşte aşkım. moda ha, o tabii psikolojik tabii, boyutu başka bir şey. Şematerapi merhaba. İşte biz de ondan sonra sevgi zannedilen şeye anlamsız değerinden fazla şeyler yükleyip onun peşinden gidiyoruz. Değil mi? Romantize edilmeler. Romantize edilmeler. Tabii. Ve tekrar söylediğim idealize edilmeler. Güzel masa. Herkes birbiriyle çok güzel. Peki. Tabii ki. Ses tonu ve bakışları geçtim. Kalça. Kalça meselesine geldim. Kalçalara tek bakanlar erkekler değil. Yani. Kadınlar da erkeklerde en çok baktıkları yerin kalça olduğunu söylüyor. Hatta bir erkeğin fit olup olmadığına kalçalarına bakarak karar verdiklerini de söylüyorlar. Erkeklerde evet, o çok var ya. Yaşlandığınızda en çok rahatsız olduğunuz fiziksel deformasyon ne diye sorulduğundaysa kalçaların sarkması yanıtını veriyorlar. Yani yer çekimiyle sadece kadınlar mücadele etmiyor. Şimdi... Senin böyle mesela sen çok yaşlandın. Ben sen ben hiç duymadım bugüne sen... kadar. Aa Okan kalçalarım sarktı, ne hallerim. Bu ama mesela gösterilerimde ben bu soruyu soruyorum genelde. Neyi çekici buluyorsunuz diye. Şimdi bu tabii benim yazdığımdan ayrı ama mesela diyorlar ki işte, erkekler de diyor işte neyi çekici buluyorsunuz? Bir çocuğun bir tanesi kaldırıyor, diyor ki aura diyor mesela. Ya yeme evet. Beni şimdi kadınlar da öyle. Sadece diyor ki, zeka aura diyor. Ya evet aynen. Ya sen madem bu kadar zeka çekici, o zaman Stephen Hawking dünyanın en seksi adamı yani. Hani öyle evet. Bir... Sayın Mohikan sizin kalçalarınız sarkmadı mı? Benim kalçam hiç sarkmadı. Ben, Sayın Mohikan. Ben kalçalarımla var oldum ve var oldum. Sarkı ya abi, ben bir, yani illa ben bir süre spor yapmayayım. Kalçanın sarkması demekle poponun düzleşmesini falan mı kastediyorsun? Hayır. Sarkıyor abi yani bayağı. Nasıl sarkıyor? Ben de çok merak ettim. Benim hiç sarkmış değil. Ama spor yapmasam sarkacak. Sen onun için spor yapıyorsun. Bütün hayır, bütün vücudum için yapıyorum. Biraz squat her şeyi çözer. Biraz bak diyor ki biraz ama sen ne squat yapıyorsun? Yapıyorum. Kaç kiloyla squat yapıyorsun? Çok ağır yapamıyorum. Kaç basıyorsun sen falan? Abi konuya girilir. 60 en fazla 70 öyle. O ne 60-70 az mı? 60-70 kilo en fazla. Vallahi. Yok canım 150-200 kiloya basıyorlar böyle. Ha. Aman böyle derken. Top gibi şey. Bacak.